kış aylarının vazgeçilmezi olan ve göğüs hastalıklarına iyi geldiği düşünülen saf salep'in kilogram fiyatı dudak uçuklatıyor. Orkide ailesine mensup olan ve dağlık ya da çayırlık alanlarda kendiliğinden yetişen salep bitkisi birçok faydasıyla biliniyor. Özellikle öksürük, bronşit ve soğuk algınlığı gibi göğüs hastalıklarına iyi geldiği bilinen salep bitkisi dondurma yapımında da kullanılıyor. Kış aylarının vazgeçilmezleri arasında olan salep fiyatı ile ise dudak uçuklatıyor. Kilogram fiyatı 900 Türk lirası olan salebi satın alıp tüketmek hem sağlam bir bütçe hem de cesaret istiyor. Fiyatı altında yarışan bu şifalı bitki vatandaşlar tarafından gramla alınıyor. Bitki türünün yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olması nedeniyle bitkiyi toplayana 73.000 TL ceza uygulanıyor. Sivas'ta aktarcılık yapan Sefa Korkmaz, salebin tırtıklı bir bitki olduğunu ve sadece tomurcuk kısmının kullanıldığını belirterek soğanıyla toplanmasının bitkinin türünün yok olmasına neden olduğunu söyledi. Salep orkideciler familyasından bulunuyor. Salep'in bizzat kendisi bitkisi tırtıklı bir bitki olarak biliniyor ve ardından salep'in sadece tomurcuk kısmı kullanıyor. Tomurcuk kısmı da ikiye bölünüyor, iki tomurcuk halinde bulunuyor. Bilinçsiz olarak toplanan çift tomurcuğu var ve tekrardan toprak üzerinde yetişimi pek mümkün olmuyor. Salep'in kullanım alanları bayağı yüksek oranda geniş. Kış aylarında içecek olarak, iç ısıtıcı içecek olarak kullanılıyor. Bağışıklık sistemini artırıcı. Aynı şekilde yazda da kıvam artırıcılığının yüksek oranda olması sebebiyle dondurmada kullanılıyor. Salep'in bilinçsiz şekilde toplanmasından ötürü yasaklar konulduğunu söyleyen aktarcı Sefa Korkmaz, genelde salep'in iki şekilde yumrusu bulunduğunu ve bunun bir tanesinin toprakta bırakılması gerektiğini belirtti. Salep aynı şekilde yetişim alanlarında, yani ilimizde bile her türlü yetişim sağlayabiliyor. İklimsel koşullar el verdiği sürece her ortamda yetişmesi mümkün. Fakat denildiği gibi salep'in toplanması ve aynı şekilde işçiliğinin yüksek oranda maliyetli olmasından kaynaklı bunlar her türlü fiyatlara yansıyor. Ve aynı şekilde orijinal salep tek yumru şeklinde toplanmasından kaynaklı bunun fiyatlara yüksek oranda aynı şekilde yansıdığı görülüyor. Salep'in demiş olduğum gibi bilinçsiz şeklinde toplanmasından ötürü hani yasaklar konuluyor. Bu neden? Yani genelde salep'in yumrusu iki çeşit yumrusu bulunuyor. Bunun bir tanesi toprakta bırakılması gerekiyor ki yani nesli olarak aktarılması için. Bundan ötürü toplanırken hani biraz daha işin kolaylığına kaçılıp iki yumrusu birden toplanıldığında toprakta tekrardan yetişime pek mümkün olmayabiliyor. Bununla ilgili olarak da hani devletimizin ve aynı şekilde yaptırımları yüksek olan da bulunuyor ve bunu da gayet olumlu şekilde buluyoruz biz. Şu anda güncel fiyatı 900 lira. Tabii ki bunun hani yan ürünler aynı şekilde bulunuyor. Şekerli salep, hani orta saf salep ve tam saf salep olarak fiyatları değişebiliyor. Bizim elimizde bulunan salep tamamıyla yumru şeklinde bulunuyor. Yumrudan direkt kendimiz kırıp tekrardan toz haline getiriyoruz. Fiyatı hani dediğim gibi güncel olarak 900 lira bir fiyatı bulunuyor. Bunun dediğim gibi toplanmasıdır, aynı şekilde işlenmesidir gibi saflığına göre fiyatlarında değişim gösterebiliyor.